geldiniz. Hoş geldiniz Orçun Bey. Hoş bulduk. İsterseniz direkt konulara geçelim, sorularımıza geçelim. Tamam, nasıl isterseniz. Oyunculuğa nasıl başladınız? Oyunculuğa Adana'da ilkokuldayken Adana Şehir Tiyatroları'nın sahnesine atılarak başladım. Yani daha doğrusu kendimi sahnede buldum. Bir öğretmenim beni 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde sahneye attı. Attı evet. Yani bir hafta kala etkinliklere. Adana Şehir Tiyatrosu'na öyle çıkarak başladım. Sonrasında biz anne ve babanın mesleğinden dolayı çok yer değiştirdik. Sonrasında ortaokulda işte Tekirdağ'a taşındık Adana'dan. Tekirdağ'da amatör bir kuruluş vardı. Malkara Kültür Tiyatrosu diye. Oraya başvurdum. Orada amatör oyunlar derken lisede böyle bir denizcilik okudum. Ben de bir meslek liseliyim bu arada. Nerede? Elektronik haberleşme mezunuyum. Gemi elektroniği haberleşmesi benimki. Orada tabii biraz zor oldu denizcilikte tiyatroyla uğraşmak. Sonrasında 97-98 yılında Ferhan Şensoy amatör tiyatro sınavı açmıştı nöbetçi tiyatro adıyla. O sınavı kazandım. Hemen 3-4 ay içinde zaten profesyonel oldum. 98'den itibaren de profesyonel olarak devam ediyor. Şöyle oldu. Ortaokulda ben tiyatro yapmaya, tiyatro ile uğraşmaya karar vermiştim. Bizde ortaokul hala var mı bilmiyorum. Orta sonunda sınavlara giriliyordu. Türlü türlü işte tapu kadastro bilmem ne falan gibi kurumlar sınavı var mı hala? Bizde bayağı kurumlar sınavı, parasız yatılı vesaire hepsine girmiştim. O zaman annem bana dedi ki eğer tiyatro yapmak istiyorsan bunun yeri İstanbul'dur. Ben de İstanbul'da kazandığım tek okul denizcilik olduğu için ona geldim. Evet, Ortaköy'deki. Ortaköy'deki. Çırağan'ın yanı. Kime sorsan söyler. Çırağan'ı geçince sağda hemen. Adı neydi? Ziya Kalkavan. Ortaköy Denizcilik Anatolian Maritime High School. Denizcilikle mi? Yok sadece işte biz hatta sadece şöyle söyleyeyim. Pilav günlerine gidiyorum o kadar kısaca keseyim. Yani çünkü okuldaki öğretmenlerim de pek tiyatroyla uğraştığım için pek durumdan memnun değiller. Çünkü ben okulu birincilikle bitirmiştim. Okul birincisi olarak bitirmiştim. Okul birincisinin denizcilik yapmayıp tiyatro yapması tabii onlar açısından hoş olmadı. O zaman devam edeyim. Tabii. Yani şöyle ki, şimdi çok klasik olacak belki ama ben yaptığım her işe, her işten keyif alarak bir şekilde mesleğime devam ediyorum. Çünkü ya bizde unutulan bir şey var. Sektörün adı eğlence sektörü. Dolayısıyla eğlenmekte fayda var. Yani o yüzden her işte eğlenmeye çalışıyorum. Zaten her iş, yani tiyatro, dizi, sinema, her rol yeni bir heyecan. Yeni arkadaşlar, yeni ekip, yeni mekan, yeni insanlar yeni insanlarla tanışmak. Dolayısıyla her iş benim için keyifli ama bunlar içinde belki en uzun süren Emret Komutanım olduğu için ve de tesadüfen, tamamen tesadüf eseri Emret Komutanım'da birlikte oynadığımız arkadaşlarla biz daha önceden de tanışıyor olduğumuz için, birlikte tiyatro yapmış olduğumuz için herhalde en keyifli setlerden bir tanesi o olmuştu. Yani öyle ki set bitiyordu, paydos veriliyordu, biz gitmiyorduk. Yani orada artık mangal partileri, zaten işte futbol maçları. Evet. Yok, Halkalı'da Ziraat Meslek Lisesi vardır. Şimdi galiba bir üniversite oldu orası. Daha demin bir şey yapmadım. Bu eğlence sektörü olduğu için sizin de eğlenmeniz gerekiyor. Zaten hani insanlar eğlenmezse bu işten, insan kendi yaşadığını da aktaramaz kameralara. Burada bir ton arkadaşlarımız vesaire uğraşıyoruz ediyoruz. Onlara da yansıtmak sizin dediğiniz gibi çok önemli. Kendi yaşamazsan orayı da çok hoş bir şekilde yansıtır. Aynen. Pek inandırıcı olmaz bir kere yani. Tabii ki şey de unutmamak lazım. Seyircinin sahnedekinden daha çok eğlenmesi lazım. Yani bu da bir gerçek sonuçta. Onlar gelip izliyorlar, para verip geliyorlar vesaire ama senin de bu yaptığın işten keyif alman lazım. Her iş için geçerli. Yani bu taksici için de geçerli, doktor için de geçerli. Yani bir düşünsene bir cerrahın bir ameliyata girdiğini lanet olsun nefret ediyorum hastalardan falan diye hepimiz ölürüz. Yani o yüzden her işte keyifli olmakta fayda var yapılan işten. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okurken oyunculuğa atılan Orçun Kaptan, nöbetçi tiyatroda oyun yazarlığı yapar ve pek çok oyunda rol alır.
Tiyatro ile ilgilendiği dönemlerde oyuncuyu pek çok popüler dizinin oyuncu kadrosunda da görürüz. Emret Komutanım, Uygun Adım Aşk ve Yerden Yüksek dizilerinde rol alan Orçun Kaptan, bir dönem sevilerek izlenen Şanslı Masa isimli programı sunar. Biray Dalkıran'ın yeni filmi, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 yolunda rol alan oyuncunun filmografisinde Hükümet Kadın, Seni Seviyorum Adamım, Sonsuz Bir Aşk ve Sağ Salim sinema filmleri yer alır. Beterimizde izledik. Oyunculuğa başladığınız ilk zamanlarla şimdiki zamanlar arasında Yani şimdi çok büyük farklılıklar var. Ben bunu ne zaman bir röportajda söylesem çok yaşlı olduğum ortaya çıkıyor ama şöyle bir farklılıklar var. Biz mesela mutlaka bir ustadan eğitim alırdık. Yani ustanın eğitiminden geçip bir çıraklık evresi geçirip sektöre başlardık. Tiyatroya, sahneye başlardık veya dizilerde öyleydi. Ustalar bizim için çok önemliydi veya bizden büyük abilerimiz çok önemliydi. Onların sözlerini ağzımız açık dinlerdik ve her söyledikleri bizim için çok önemliydi. Aynen öyle. Şimdi o ustalık, çıraklık pek kalmadı mesela. Yani evet mesela bu aslında yeni gelen arkadaşların, yeni genç oyuncuların şanssızlığı. Çünkü usta kalmadı. Yani bizim ustalarımız artık ya Hakk'ın rahmetine kavuştular ya da başka şeylerle uğraşıyorlar. Yeni gençler de, yeni gelen gençler de abileri veya kendilerinden büyüklerini usta olarak görmedikleri için yani onların şanssızlığı, yani o ustalık, çıraklık biraz öldü gibi. Daha fazla profesyonelleşmeye başladı sektör. Aslında benim açımdan bu biraz da saygısızlaşmaya başladı diyeyim. Ama tabii bu biraz da dediğim gibi yaşla da ilgili. Yani şu anda herkes çok çabuk oyuncu olunabildiğini düşünüyor. Özellikle genç kuşak. Yani şu an için artık dediğim gibi sosyal medya var. İnsanlar iki video çekiyor, iki bir şeyler yapıyor. Aynen. Kendilerini kameraların önünde, televizyon sektöründe buluyorlar. Evet, yani ne iş yapıyorsun? Fenomenim diyenler var mesela. Fenomenlik diye bir meslek var. Çok acayip geliyor bana mesela. Bir telefonun varsa telefonun otomatikman sen artık ünlüsün. Düşünsene mesela sizin okulda Maçka Akif Tuncel'den fenomenlik bölümünden mezunum falan diyor. Yarın öbür gün öyle bir şey olabilir yani. Evet. 4 sene okudum. 6 ayda işte fenomenlik stajı yaptım. Oraya doğru gidiyor ki. Çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Çok vicdansız olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda kanallarla yapımcıların ortak bir dil konuşması gerekiyor. Çünkü kanalların uzun süreli diziler yapmak işine geliyor. Çünkü bir o kadar çok reklam alabiliyorlar. Reklam kuşaklarının sayısı artıyor. Bu yapımcıya da para olarak dönüyor doğal olarak. Yani yapımcıyla kanal eğer bir saniye ya az para alalım ama daha çok yayınlayalım gibi bir noktada buluşabilirlerse böylelikle setteki insanlar da daha az sıkıntı yaşarlar. Örneğin yani şimdi oyuncular için en çok oyuncuların sesi çıkıyor. Set saatleri çok uzun diye ama şimdi oyuncu sahnesini çekiyor gidiyor ama oradaki sette ışıkçısı, kameramanı, çaycısına kadar herkes orada hala devam ediyor. Yani biraz adaletsiz bir durum var orada. Nasıl çözülür, nasıl çözülebilecek yani bu işin birilerinin feragat etmesiyle, o yüzden mesela internet televizyonu diye bir şey başladı artık. Birilerinin haklarından, alacakları paralardan feragat etmesiyle olabilecek bir şey bu. Adaletsiz bir durum söz konusu. Mesela şöyle olsa, şu an dizilerimiz 2 saat, 1,5 saat. Onlardan aşağı bir yani dizi saatimiz yok. Bunların 40 dakikaya ya da 20 dakikaya düşürülmesiyle alakalı bir görüşünüz var mı? Var. Örneğin mesela komedi için söyleyeyim. Kendi alanım olduğu için. Zaten 1,5 saat boyunca, 2 saat boyunca birilerini sürekli güldürmek mümkün değil. Yani fiziksel olarak da imkansız. Çünkü aynen sıkılır, bir de dediğim gibi fiziksel olarak da imkansız. Çünkü kaslar bir yerden sonra çalışmamaya başlar 2 saat boyunca gülünce. İdeali zaten bu dünyada da öyledir. Hatta dünyada sitcomlar 20-25 dakikadır. Yani şimdi yeni yeni böyle 35-40 dakikalık sitcomlar vesaireler, diziler var ama bunun ideali 25-30 dakikadır aslında. Diğer iş için yani drama için zaten onda da şunu görüyorsunuz. 1,5-2 saat dizi var ama bunun 1 saati anlamsız uzunca birbirlerine bakan insanlar. Aralarda böyle müzikler falanla doldurarak. Çünkü yazar için çok zor, çeken için çok zor, oynayan için çok zor. Aynen yani
bugün bir dizi senaryosunun metni aşağı yukarı 130-140 sayfaları geçti. 130-140 sayfa aslında bir sinema filmi. 1,5-2 ayda çekilen bir işten bahsediyoruz. Bunu 5 günde çekip, 5 gün bile değil 4 günde çekip montajı, miksajı, yayına yetiştirmesi ya aslında imkansız bir şeyden bahsediliyor. Doğal olarak da bu işin kalitesini de düşürüyor. Aynen öyle. Hani basit ve birbirine benzeyen. Daha doğrusu. Hep aynı. İnsanlar, daha doğrusu izleyicileriniz, seyircileriniz sizi dışarıda gördüklerinde, sokakta, sosyal hayatınızda gördüklerinizde ne tepkiler veriyor? Şimdi bizim halkımızda şöyle bir şey var. Sizi televizyonda izliyorsa siz onun evine giriyorsunuz. Siz onun artık aileden birisi, arkadaşı veya işte çocuğu, kuzeni neyse bir şey oluyorsunuz. Dolayısıyla insanlar televizyonda gördüklerini aynısı zannediyorlar. Yani mesela biz Emret Komutanı'nda benim bulduğum bir şeydi. Köpekten korkma. Benim köpekten gerçekten deli gibi korktuğumu düşünen insanlar var. Veya ne bileyim hatta bir kere şöyle bir şey oldu. İstiklal Caddesi'nde yürürken dalmışım işte setten çıkmıştım oyuna gidiyorum falan. Yani 40'lı yaşlarında bir çift karşıdan geliyor. Adam gülerek geldi bana şöyle bir şey yaptı. Yani çünkü korkuyorum ya ben dizide. Ya düşüp bayılacağım falan zannettiler. Ben durdum ne yapıyorsunuz dedim. Korkuyorsun yani. Şey dedi de falan diye. 40'lı yaşında bir adam. Dedim ki ayıp değil mi? Yani böyle şeyler oluyor tabii ki yani. Veya ne bileyim işte sağ salimde 3 şekilde öldüm filmin finalinde. İşte canlısın falan. Evet film çünkü ondan olabilir mi yani? Öyle şeyler oluyor. Aynen. Fazla samimiyetten oluyor bunlar hep. Evet, Emret Komutanı'nda mı oynuyordu? Evet, oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence başarılı. Yani tiplemeyi güzel yapıyor diye düşünüyorum. Oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunculuğu yaşayarak oynadığı için herkes tarafından bir etki olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir oyuncu. Seviyoruz kendisini. Simayen tanıyorum, ismen tanımıyordum ama. Oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Emret Komutanı'nda oynuyordu galiba. Yani biraz da komik biriydi orada da hatırladığım kadarıyla. Çekingen de biriydi bu kadar. Evet, oyuncu arkadaşımız. Oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani her yaptığı işi izlediğimi ya da takip ettiğimi söyleyemem. O kadar çok arkadaşımız var ve o kadar çok şey yapıyoruz ki hepsini takip etmedim ama izlediğim kadarıyla gayet sempatik, ekrana yakışan bir arkadaşımız. Tanıyorum. Hani daha çok televizyonda Emret Komutanı dizisiyle tanıdık kendini ama tiyatro oyunlarını izleme gibi bir şansım olmadı. Oyunculuğu hakkında da bence gerçekten başarılı bir oyuncu. Bunun dışında hani rolünde de gayet başarılıydı. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey. Orçun Kaptan'ı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Oyunculuğu hakkında bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Harika oyuncudur. Her türlü rolde çok başarılıdır, çok keyiflidir. Biz kendisiyle Tiyatro Kedi'de birlikte bir şeyler oynamıştık. Bir iki sezon galiba. Çok zaten iyi bir insandır. Oyunculuğu da buna yansıyor bence. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tanıdıklar olmasa hiç kimse benimle ilgili bir şey söyleyemeyecek. Teşekkür ederim. Pardon çok özür dilerim. İstanbul'un yarısından fazlasını tanıyormuşum gibi oldu bir anda. Ne kadar çok bayağı yaşlıymışım ben de. Bugüne kadar çalıştığım bütün yönetmenlerle hala görüşüyorum. Ki genelde olmaz bu bizim sektörde. İş biter, arkadaşlıklar biter. Her ne kadar bitmesin istense de. Ama ben mesela sürekli görüşüyorum çünkü sette ben çok yani iyi bir adamımdır. Yani hiç oyuncu gibi davranmam. Yani hala şöyle söyleyeyim. Yıllar evvel Aile Saadeti diye bir dizi çektik biz Büyükada'da. Yıl 2008-2009 falan herhalde. Oradaki çaycıyla her bayramda biz görüşürüz falan mesela. Hani çok ciddiyim bu konuda. Set ekibiyle çok iyidir aram. Yönetmenlerle değildir ama etki bırakmak olarak hayatımda beni yönlendirmek adına, kararlarımda yönlendirmek adına önemli yönetmenler. Bir tanesi Ferhan Şensoy'dur, ustam zaten. Bir tanesi Kartal Tibet'tir, Emret Komutanım'ın ilk yönetmeni. İlk aklıma gelenler bunlar ama onun haricinde bütün yönetmenlerle çok iyi çalıştım. Hala da görüşüyorum. Abilerimdir yani. Sorularını
Yok, kuru yemiş düşünüyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Ya oyunculuk yapmasaydım hiç düşünmedim ki. Yani dediğim gibi ilkokulda ben sahneye ilk çıktım. Ondan yani hiç başka bir şey düşünmedim. Yani denizcilik arada mecburen okuduğum bir şeymiş gibi oldu aslında. Evet, öyle oldu. Yani keyif de aldım, okulda güzel geçti falan ama oyunculuk dışında hiç başka bir şey düşünmedim. Yani ne olurdum bilmiyorum. Yani benden mesela şey olmazdı, onu biliyorum sadece. Böyle masa başı işi, ofis, ne bileyim evet, işletme, bankacılık. Yani o olmazdı. Yani olurdu da herhalde ben atılırdım. Yani iki hafta sonra kovulurdum, öyle olurdu yani. Yani bu denizciliğe peki yani parmağı değildir gene. Sonuçta denizcilik de masa başı bir şey ya yani olurdu da şimdi bu tarz işler biraz da fazla ciddiyet isteyen işler. Bir de ben böyle sosyallik, insan falan çok severim. Şimdi bir geminin içinde konuşabileceğin insan sayısı belli. Personel sayısı belli. Yani bir yerden sonra dediğim gibi ya beni gemiden atarlardı, denize atarlardı. Ya da o gemi böyle şenlikli bir gemi olup gitmesi gereken limana değil de bambaşka yerlere giderdi. Aynen öyle. Yok ama şey yaptım ben anladım. Gene sonuç şeye geliyor aslında. Yaptığın işten keyif alma aynen noktasına geliyor. Oyunculuğa başlamadan önce bu sektörde oyuncu olarak ya da usta olarak kimin kendinize ideal alıyordunuz, idol alıyordunuz? Ya çocukken çok Şener Şen taklidi yapardım. Tanışıklığınız var mı? Tanışıklığım var. Şener abiyle. Yıllar sonra benim yazdığım ve benim oynadığım bir oyunu izlemeye gelmişti. Bayağı tabii çok duygusal anlar yaşadı. Yani çocukluğunuzun idolü bir insan sizi gelip tebrik edince tabii değişik oluyor biraz. Onun haricinde işte şeyler vardı. Deve Kuşu Kabare, Yasaklar, Deliler oyunlarının olduğu o kasetleri çok izler. Metin Akpınar taklitleri çok yapardım. Hatta yıllar sonra biz Metin abiyle de tanıştığımızda yine ona şey dedim. Abi dedim ben küçükken 7-8 yaşındayken Deve Kuşu Kabare'nin oyunlarını o kadar çok ezberlemiştim ki Allah korusun başına bir şey gelse 8 yaşında çıkar senin rolleri oynardım diye öyle bir anım var. Öyle yani mesela Ferhan Hoca yine çocukluğumda onun ses kasetlerini dinleyerek büyümüştüm. Yıllar sonra ustam oldu. Yani yerliler bunlar. Yabancı olarak kendinize hani ideal olarak olarak aldığınız biri var mı? Büyük yani ön sıralara çıkan Al Pacino olur herhalde. Yani yaptığı işe bu kadar saygı duyan, bu kadar üzerine çalışan oyuncu aklıma ilk o geliyor. Erkek oyuncu olarak tabii. Hayranlık duydum. Onun haricinde belki Marlon Brando olabilir ama Marlon Brando'nun çalışma şekli biraz bana ters. Çünkü o ezber yapmadan sete giden bir adammış mesela. Doğaçlama giden. Yönetmeni de kafalayıp falan. Onu ben yani doğaçlama ben de çok severim ama o ezber yapmadan sete gitme kısmını bilemiyorum. Onun haricinde malum müthiş yetenek. Sektör açısından mı? İlginç bulduğum mesela şimdi şu son bir 5 ila 10 sene arasında bir Bollywood diye bir şey çıktı mesela Hindistan. Yani bizim bilmediğimiz mesela şöyle bir şey vardır. Her sene dünyada 3 yerde Cannes, Londra ve bir yerde daha festivaller düzenlenir. Proje festivalleri. Oraya ülkeler gelirler, projelerini koyarlar. Yani normal bir vatandaş bile götürüp koyabiliyor ve standlar açılıyor. Mesela en çok proje götüren, üretip götüren ülkeler Hindistan, Pakistan gibi ülkeler. Enteresan bir şekilde. Ama onun haricinde şey olarak setlerdeki çalışma şartları açısından mesela biz Almanya'da şanslı masa çektiğimizde görmüştüm. Almanlar mesela müthiş disiplinler o konuda. İngilizler öyle. Oyuncu olarak mesela İngiltere'de çalışmayı çok isterdim. Çünkü bizim burada 50-60 bölüm dizi çektiğimizi düşünürsek onlar senede 7 bölüm çekip bırakıyorlar. Yani maksimum 12 bölüm çekiyorlar. Bunun tadı budur diyorlar ve ona göre de paralarını alıyorlar tabii ki. Yani yüksek de meblağlar alıyorlar. Çalışma şartları olarak tabii ki Avrupa'nın herhangi bir yeri. Türkiye değil. O hariç her yer. Zaten onların bir tane film çekiyorlar ama hani hakkını vererek çekiyorlar.
E tabii bir de onlar da şöyle çalışıyor iş. Bir sinema filmi başlayacağı zaman oyuncularla vesairelerle 1-2 sene öncesinden zaten konuşmuş, hazırlıklarını yapmış oluyorlar. Bizde şöyle oluyor. Bu benim başıma geldi mesela. Perşembe günü telefon geliyor. Pazartesi hazır mısın falan gibi. Belki ben sakal bırakacağım, belki kilo alacağım, vereceğim. Belki bir şey yapacağım, bir hazırlık yapacağım. Ya o 3 günde bütün bunları nasıl yapacağım yani? Şöyle bir tespitim var. Türkiye, tamam şimdi bir sürü olumsuz koşulları var ama biraz da olumlu tarafından da bahsetmek lazım. Türkiye, yaratıcı fikirler açısından ilk yapanın kazanabildiği bir ülke. Her konuda. Yani bu ticaret açısından da böyle, bizim sektör için de böyle. Örneğin şu anda mesela bir komedi işinin olmadığını görüyoruz televizyonda. İlk kim yaparsa onun çok tutacağını hep birlikte göreceğiz. Yani yaratıcı olan için her zaman kapıların açık olduğu bir ülke ve ilk yapanın hep kazanabildiği bir ülke. Size de tavsiyem orijinal fikirler geliştirmek konusunda hep devam edin. Yaratıcı olmaya çalışın. Bir de tabii bunların için en başta gereken şey yaptığınız işi sevmek ve keyif almak. Keyif alınca zaten çıkıyor bir şeyler, duramıyor burası, çalışıyor. Yok o değil. O çünkü o geçici bir şey. Moda o. Akım o. Yani örneğin mesela Vine diye bir şey vardı. Hala o kadar popüler mi bilmiyorum ama ben bilmediğime göre demek ki popüler değil. Yani bunlar geçici hevesler, modalar bunlar. Dediğim zaten için esprisi sonuç olarak siz işin mutfağından gelmişsiniz, bugünlere gelebilirsiniz. Belki o kişiler de bunun 2-3 sene sonra unutulacak. Aynen öyle. Unutulmazlar ayrı bir konu ama dediğiniz gibi Şener Şen unutulur mu? İşin mutfağından çıkmış gelmiş. Yani şu mesela şu sizin kulağınıza nasıl geliyor bilmiyorum ama 62 yaşındaki bir adam düşünsene şöyle şeyler söylüyor. 42 yıldır fenomenim falan hani. Olmaz yani öyle yürümüyor iş yani. Ben bu işe istemeye Vine çekerek... Nereden emekli oldunuz fenomenlikten, Vine'dan? Yani öyle bir şey yok. O geçici bir heves, bir moda, kalıcı olmaz yani. Çünkü çok çabuk tüketilen yerler, mecralar onlar. Yani çünkü sen bir Vine fenomeni oluyorsun, sonra biri bir şey yapıyor, o daha fenomen oluyor. Sen geride kalıyor. Yani çok çabuk tüketilecek işler bunlar. O yüzden kalıcı olmak adına ve bu işi yapacaksanız eğer, mümkün mertebe yaratıcı... Ve dediğim gibi hep ilk ne yapabilirim, değişik ne yapabilirim diye düşünmekte fayda var. Çünkü ülke dediğim gibi bütün olumsuzluklara rağmen bu anlamda olumlu bir ülke, ilklere açık bir ülke. Çok teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.